Merhaba sevgili seyirciler, hayırlı sabahlar dilerim. Güzel bir pazartesi sabahından daha, güzel bir hafta başından daha hepinize selamlar, sevgiler. Dilerim hepimiz için bereketli, sağlıklı, güzel bir hafta olsun. Sizler için hemen bugünkü yayınımızın içeriğinden bahsetmek istiyorum efendim. Bugün yayınımızda hanımefendileri, hatta yalnızca hanımefendileri değil, beyefendileri ve dolaylı olarak aile sağlığımızı da ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Ev temizliğimizde doğal yöntemler efendim bugünkü konumuz. Ve aynı zamanda temizliğimizde seçtiğimiz malzemelerin, ürünlerin kalitesi ve daha doğrusu bu ürünleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Konuğumuz kimya yüksek mühendisi Kudret Livaoğlu hanımefendi olacak. Yine yayınımızın ilerleyen dakikalarında ikinci konuğumuzu ağırlıyor olacağım. Padişah annelerimizi konuşacağız. Kendisi tarihçi yazar Nermin Taylan. Yayınımız her zaman olduğu gibi muhtelif işler köşemizle başlıyor. El sanatları öğretmeni muhterem Şener Hanım bizlerle. Biz hazırız efendim, sizler de hazırsanız yeni güne hep birlikte merhaba diyelim. Evet efendim, hemen muhtelif işler köşemizdeki yerimizi aldık. Nermin Hanım bizlerle. Hoş geldiniz Nermin Hanımcığım. Hoş bulduk. Muhterem Hanım, çok affedersiniz. Nasılsınız? Önemli değil. İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Bugün neler yapacaksınız? Bugün hep bayanlara hazırlıyoruz. Bugün erkekler için şöyle bir küçük bir cüzdan, hem kartlık hem cüzdan şeklinde şöyle bir şey çalışacağız. Güzel. Çok şık. Bunun için önce kalıbımızı göstereceğim. Şöyle aslında yalnızca beyefendiler değil bence hanımefendiler de kart vizitlik olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hem erkeklere evet. Hem bayanlara, kadınlara 24 santime 10 santim bir dikdörtgen hazırlıyoruz. Hı-hı. Bu tek bir parça olacak, bu ana gövdemiz. Bu içindeki ana parça, bu da tek parça şeklinde. Şöyle göstereyim. Hı-hı. 10 santime, hepsinin yüksekliği 10 santim. 10 santime 17 santim bir dikdörtgen hazırlayıp sonra şöyle ortadan katlayıp şurayı hafifçe yuvarlıyoruz. Bu kavis güzel düzgün görünsün, daha şık olsun diye. Sonra onun üzerine tekrar kartları koymak için kartlığımızı hazırlıyoruz. Yine o da 10 santime 7 santim. Sonra 5 santim genişliğinde 10 santim boyunda 6 santim genişliğinde bir dikdörtgen kesiyorum. Sonra onu şu şekilde çaprazlıyorum. 3'er santim şeklinde. Şöyle göstereyim. Bak tam alt köşeler eşit. Burası da bir de burasında 3 santimlik bir düzlük yapıyorum. Biraz böyle şık görünsün, farklı görünsün diye bunu tercih ettim. Şöyle dikeceğiz. Buraya kart girecek. Bunu böyle dikeceğiz. Buraya kart girecek. Sonra hepsini birbiri üzerine bu iç iki parçadan ikişer tane keseceğiz. Sonra bu böyle dikilip katlandığında, çıtçıtlandığında cüzdanımız olacak. Tamamlanmış olacak. Tamamen kalıbı birebir aynısını keserseniz çok kolay hazırlayabileceğiniz bir kalıp. Hemen önce şöyle kalıbı koyalım. Biz diye bir alet bu. Böyle delmemize yardım ediyor. Ben onunla çizeceğim daha rahat olsun diye. Kurşun kalemle de çizebilirsiniz. Sonra deri kalemleri de vardır, gümüş kalem. Gümüş kalemle de çizebiliriz. Gümüş kalem tamamen bir gümüş rengi şeklinde ama silgiyle çıkabiliyor. Bugün cüzdanımızı şu an vaketa deri kesiyorum. Bu vaketa, renkli vaketa. Bunlar boyanıp gelen vaketalar. Bir de bizim boyadığımız vaketalar var. Hemen maket bıçağımızla keseceğim. Ana parçayı diğerlerini kesip hazırladığımdan kullanacağım. Maket bıçağıyla kesebiliriz. Çok ince deri ise makasla da kesebiliriz. İnce deriler cüzdanda genelde 1.2-1.4 şeklinde kalınlığı. Yani 1.4 milim şeklinde
o deri kalınlıkta deri kullanır. Çünkü içini doldurunca daha da kalın. Daha da kalınlaşıyor ve kullanım biraz zorlaşıyor. Kaba duruyor. Özellikle beylerin cepte taşıdığını düşünürsek onlar için biraz daha kaba. Ama derinin bir de kullandıkça yumuşama özelliği de var. Kesinlikle, kesinlikle. Kullandıkça sertliği gider. O kalın, mesela kalın kemerler için biz 4 milim özellikle kullanırız. Kalın, hani dayanıklı olsun diye. Çok serttir ama kullandıkça birkaç ay sonra bakarsınız yumuşacık olur. O da derinin güzelliği. Şimdi şu şekilde kestik. Bütün parçalarını kestiğimizi farz ediyorum. Sonra iğne için delmesini yapacağız. Bu bizim iz pergelimiz. Çantalarda yarım santim, cüzdanlarda 3 milim. Şöyle şuradan ayarlarız onu. Şöyle. Hemen deleceğimiz yerleri şöyle açık renkli yer görünce şöyle iz yapıyorum bakın. Bunun üzerinden delme zımbası diyoruz. Onunla gideceğim. Onunla düz çizgi şeklinde olsun diye, hani hiçbir eğrilik olmasın diye bunu yapıyoruz. Bu bizim zımbamız. Delmek için kullanıyoruz. Delmek için kullanıyoruz. Şöyle dörtlüsü, bunun araları 5 milimdir. Kendisinin çapı da 1 milimdir. Cüzdan da genelde daha ince kullanılır ama ben bugün bununla daha rahat dikmek için. Şöyle bakın, ilk keseceği, ilk dişi dışarıda bırakıyorum. Bu ayar oluyor bize. Diğerlerini de aynı yaptığımızda eşit olması gerekiyor. Deride eğer delikler birbirine denk gelmezse dikemiyoruz, eğrilik oluyor. Şu şekilde vuruyorum. Daha sert vuruyorum. Sonra son deliğe tekrar dişi takıp tekrar vuruyorum. Bu şekilde deliyoruz. Bu şekilde deliyoruz. Ben sizin için burada... Sonra bu deldiğimiz yerlerden dikeceğiz değil mi? Tabii tabii, deldiğimiz yerlerden dikeceğiz. Şöyle göstereyim parçaları, bakın. Şöyle. Burada çok fazla hani gürültü olmasın diye kalanını evde delmiştim. Hazırladım. Her parça için sırayla aynı işlemi yaptık. Her parça için aynı işlem yapılacak. Kalıbımızı koyduk. Kalıbımızı kestik. Koyup keseceğiz. Ondan sonra dikiş deliklerini için zımbayla deliklerini açacağız. Çatal da deniyor. Sonra şu şekilde dikeceğiz. Ondan önce çıt çıtımızı basmamız gerekiyor ama dikersek basamayabiliriz çünkü burası kapanıyor. Şu şekilde tamam, dikeceğiz. Önce... Aynen, çıt çıtını basacağız. Şu şekilde olacak. Burası nakit. Buralar kartlık olarak kullanılacak. Şimdi çıt çıtı göstereyim ben. Lütfen. O arada şu crazy için biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Bu crazy denilen yağlı deri. Bu da vaketanın bir türü. Farklılar aslında. Farklılar ikisi. Farklılar. Dokunursanız görüntüden de belli olur. O daha parlak. Biraz daha parlak ve sert. Evet. Bu biraz daha yumuşak. Yumuşak. Bu tür derileri kullanırken aslında bütün deriler bakım ister. Yağlayacaksınız. Evet, yağlayacağım. Tamamen değişir. Şu şekilde... Evde kendi çantalarınızda muhakkak saklarken vazelin, zeytinyağı tarzı yağıyla yağlarsanız aynı kendi cildimiz, tenimiz gibi nemlendirmek gerekiyor. Sertleşip bakın, çatlamasını falan engelliyoruz değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bakın tamamen rengi değişti ama bu biraz dokuldu. Bakın hareket etti ya. Crazy'liği buradan geliyor birazcık. Şimdi şeyimizi yapacağız, çıt çıtımızı yapacağız. Çıt çıta geçmeden önce biz sohbetimize geçelim, sonra gelelim, devam edelim, çıt çıta görelim, olur mu? Tamam. Peki. Evet efendim, şimdi sohbetimize geçiyoruz. Konuğumuz yerini aldı. Ben de hemen geçip hoş geldiniz demek istiyorum. Ev temizliğinde doğal yöntemleri konuşacağım. Açılışımızda da söylemiştik. Temizlik deyip geçmemek lazım. Doğru şekilde yapmazsak hem kendimize hem de çevremize zarar vermemiz işten bile değil. Peki çok kimyasal, çok temizlik midir? Doğal yöntemlerle temizlik nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilenleri Kimya Yüksek Mühendisi Kudret Livaoğlu az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor.
Evet efendim, tekrar merhaba. Biz sohbet köşemizdeki yerimizi aldık. Ancak sohbetimize başlamadan önce hemen sizler için seçtiğimiz kitabımızı aktarayım istiyorum. Bugün seçtiğimiz kitabımızın ismi İslam Penceresinden Kadın. İçerisinde farklı yazarların, farklı bilim insanlarının kaleme aldığı yazılar var. Birkaç başlığı söyleyeyim. İbadet ve kadın, eğitim ve kadın, aile ve kadın gibi farklı başlıklarda kaleme alınmış yazılar var. Kitabımızın çekilişine katılmak için artık bildiğiniz üzere her zaman olduğu gibi Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız gönderinin altına arkadaşlarınızı etiketlemenizi rica ediyoruz. Ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz çekilişimizi kazanma şansınız da o kadar yüksek olacak efendim diyorum ve hemen sohbetimize geçmek üzere konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız Kudret Hanımcığım? Çok iyiyim Allah'a şükür, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz, sağ olun. Bugün sizlerle evlerimizde aslında hayatımızda her daim olan temizlik konusunu konuşacağız diyebiliriz. Evet. Ama bu temizlik konusunda biraz daha doğal yöntemler ya da sağlıklı yöntemler nelerdir, onlara girmek istiyoruz. İnşallah. Şimdi özellikle son dönemde buna dair zannediyorum biraz daha farkındalıklar arttı. Daha doğal temizleyiciler kullanmaya yönelik bir şey var zannediyorum. Bilinç. Siz mutlaka bir bilinç var. Daha iyi anlatıp yorumlayacaksınızdır ama bu anlamda bilinçlenmek tam olarak nasıl olmalı? Yani özellikle nelere dikkat etmeliyiz ürün seçerken? Evet. Günümüz şartlarında hayatımızı kolaylaştırmak için tabii ki yaşam zaman daraldı, daha hızlı yaşamak durumundayız. Çalışan kadınların sayısı arttı. Bu açıdan daha pratik çözümleri mecburen arıyoruz. Ve seçenekler olarak da karşımıza yeni teknolojik ürünler çıkıyor. Günümüz şartlarında kesinlikle iyi bir etiket okuyucusu olmak lazım. Etiket okuyucusu olmak derken şimdi tabii ki bazen söylüyorlar hani siz kimyacısınız anlıyorsunuz. Ben kimyacıyım, herkesin mesleği ayrı, bu ayrı bir konu ama eğer bize bir sorumluluğumuz varsa, bir evimiz varsa, çocuğumuz varsa, bir ailemiz varsa ve bunların da ihtiyaçlarını biz karşılıyorsak mecburen kullandığımız ürünlerin kaynaklarını öğrenmemiz lazım. Hani bireysel olarak araştırmak lazım. Hani şu ürünü kullanırken neyine dikkat etmem lazım? Ne olabilir içerisinde, ne olmaması gerekir içerisinde? Bunun için zaten biz kimya mühendisi olarak bir iki yıl boyunca arkadaşımla beraber literatür araştırması yaptık. Ve bu şekilde bizim kitabımız ve benzer kaynaklardan bu şekilde bir altyapı oluşturabilirler ve kesinlikle bu konuda bilinçlenmek için kitaplar var, kaynaklar var. Kaynaklar var, tercih edebiliriz. Var. Evet, bizim peki. De var. Bizim zaten bu çalışmalara başlamamızdaki en temel konu buydu. Ve olay ne kadar önemli, onları tabii konuşmaya çalışacağız. İstatistik verilere göre yılda bir kişi yaklaşık 2 kilo kadar katkı maddesi tüketiyor. 2 kilo? 2 kilo yani istatistiki veriler bunlar. Şimdi aslında her üründe katkı maddesi az. Yani devletin tabii ki belli standartları var. Hani belli kurallara uyulmak zorunda. Hani bir şeyi kullanırken ne kadar kullanılmak zorunda belli ölçüleri var. Ama biz sabah kalkıyoruz, bir dişimizi fırçala, bir elini yüzünü yıka, ne bileyim bir krem kullan ya da git kahvaltını yap vesaire derken gün içerisinde biz fark etmeden birçok katkı maddesiyle karşılaşıyoruz. O yüzden vücut bunlara zamanla tepki verebiliyor. Bu yüzden önemli. Belki ilk başta zorlanılabilir. Hani alıştığımız şeylerden vazgeçmek zor olabilir ama zamanla öğrendiğimiz zaman, seçtiğimiz zaman ürünlerimizi bunlar zamanla düzene girecektir kesinlikle. Ve konumuz temizlik ürünleri. Temizlik ürünlerinde çalışırken... Şimdi mesela hemen şunu sormak istiyorum. Biraz önce bölüyor oldum ama biraz önce söylediğinizle ilgili soru olduğu için araya girdim. Hı. Özellikle içeriğine bakmalıyız dediniz. Kesinlikle. Hepimiz uzman değiliz dediniz. Hemen aklıma şu geldi. Birkaç gün önce bir arkadaşımın evinde bir temizlik malzemesi gördüm. Çok defa sosyal medyada tanıtımına daha önce rastladığım bir üründü. Evet. Dedim ki sen mi kullanıyorsun, bir şaşırdım falan. Nasıl, iyi mi? Ya güzel dedi aslında. Acaba ne var içeriğinde deyip hemen bir baktık, çevirdik. Tamamen böyle kimya dersindeki gibi kelimeler vardı. Birçoğunu anlayamadık açıkçası. Evet. Hatta anlayabileceğimiz hiç kelime yoktu neredeyse. Hı hı. Ama sonra alt kısma şöyle bir not düşmüşler. Doğal ve sağlığa zararsızdır gibi bir not, hı hı, var. Hı hı. Şimdi biz onu da hani hangi anlamda doğal
Bilemedik. Şimdi buradaki bilinçlenme gerçekten o ve bunu mesela şöyle de sormak istiyorum. İçerikler bu şekilde mi yazılıyor? Yoksa tüketicinin anlayacağı şekilde yazılması gerekir mi? Ya da biz bunları anlamak için ne yapacağız? Evet. Bu benim için de sıkıntı yani gördüğüm bir süreçte çünkü dediğiniz gibi herkesin mesleği kimyayı anlamak durumunda değil. Bu açıdan ben çalışmalarıma başlarken ilk başta ben etiketlerimi yanlarına Türkçe açıklamalarını da yazarak başladım. Çünkü orada kaynaklarını o insanların öğrenmesini arzu ettim. Daha şeffaf olması açısından. Ama bu bizim literatür olarak etiket tasarımlarına aykırı olduğu için bakanlığa beni şikayet ettiler ve bu yazım hakkım elimden alındı. Yani standardında? Standardında olmadığı için. Evet. Ben umarım ki buna tekrar şey getirilir, izin verilir. Çünkü çok güzel bir imkan olur. Sizin gibi araştıran, okumak isteyen insanlar için güzel bir veri olur. Şu anda bizim standartlarımıza uygun değil Türkçe yazılması yanlarına. O açıdan ben sistemde yine ürün açıklamaları kısmında açıklamaya çalışıyorum bu bilgileri. Kozmetik etiketleri, gıda etiketleri ve temizlik ürünleri etiketleri farklı birbirinden. Kozmetik ürünlerinde mesela birebir bütün ham maddeleri yazmak durumundasınız. Ama temizlik ürünlerinde formüller birbirlerine çok rahat uyarlanabildiği için daha gizlilik esasına bağlı kalmak için yani üreticinin formül gizliliğini koruyabilmek için belli isimler kullanılıyor. Mesela anyonik aktif madde, nanyonik aktif madde mesela çok kullanılır. Aslında o anyonik aktif madde içerisinde yüzlerce çeşit madde vardır. Yani siz bunu çünkü üretici de haklı. Anyonik yazmak zorunda. Yani formülünü açığa aşikar etmemek için anyonik yazmak zorunda. Siz burada nasıl davranmanız lazım? Ya üreticiyi bilmeniz lazım ki bu firma nasıl bir üreticidir? Nasıl hassasiyetleri var mıdır, yok mudur? Ya da bunu da bilmek zorunda değilsiniz. O zaman belli sertifikalara sahip, belli standartlardaki ürünleri araştırarak tercih edebilirsiniz. Ancak bu şekilde peki yapılabilir. Çünkü temizlik ürünleri dediğim gibi biraz daha kapalı etiket oluyor. Anladım. Peki seçme noktasında özellikle ev temizliği noktasında her anlamda sormak istiyorum. Çamaşır konusunda da bulaşık konusunda da bir sürü farklı ürün tercih ediyoruz. Aynı zamanda mesela nemlendiriciler ayrı, yumuşatıcılar ayrı bir sürü farklı şey var. Hepsini tercih edelim istiyoruz ama özellikle bu ürünlerin birçok defa kimyasal içerdiği çok ciddi zararlarının olduğunu da duyuyoruz. Fazla kimyasal içermesi, fazla temizlemesi anlamına mı gelir? Böyle bir şey var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu tip temizlik ürünlerinin beni üzen araştırmalardan birisi mesela Marmara Denizi'nde 1970'lerde 146 çeşit balık türü varmış. Ve şu anda günümüzde bu 4 çeşide düştüğünü öğrendim. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Ve bunun asıl sebepleri, en büyük sebepleri deterjanlarda kullanılan fosfatlar, klor gibi deterjan atıklarının buna sebep olduğu ortaya çıkıyor. Çok güzel bir gelişme oldu. Buna çok sevindim. 2018 yılına kadar mesela fosfat oranı %30'larda kullanılıyordu deterjanlarda. Çünkü lekenin suyu yumuşattığı için lekeler çok daha rahat çıkıyordu. Tabii ki müşterinin tercihi de daha az lekesiz ürün olması. Ama sonuç haliyle şu anda görüldü, fark edildi ve fosfat Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde yasak. Bizim ülkemizde yeni %5'lere, 2018'de %5'lere getirildi bu kısıtlama. Zamanla da inşallah kaldırılacak. Bu çok güzel bir gelişme, çok sevindim duyduğumda. Güzel gelişmeler oluyor. Bu güzel gelişmeleri de belirttiğiniz gibi İknur Hanım, bilinçlenme arttıkça oluyor. Yani siz ne kadar bilinçli ve tercih seçim yapan bir müşteri olursanız, tüketici olursanız, üretici de mecbur size göre ürün üretmek zorunda. Tabii ki devlet de bu tüketicilerin hassasiyetini görüp sağlık konularını görünce onlar da güzel düzenlemeler yapıyorlar. Bunlar da güzel şeyler ama biz kendim adımıza da seçim yapabilmemiz lazım.
şimdi reklamların insanlara empoze ettiği, hani bardakta bakın hiç su lekesi yok, evet. pırıl pırıl parlıyor filan, insanların algılarında bunlar yerleşti ve bu beklentiler var. O bardağın yüzeyinde suyun tutunmaması için bardağın yüzeyinde aslında bir kimyasal katman oluşuyor. Ki su tutunamasın, kaysın. Bu sefer de biz hiç su lekesi olmayan bir bardak görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Üzerinde su lekesi kalmıyor ama kimyasal kalıyor. Kimyasal kalıyor. Orada çok benim için manidar bir tecrübem oldu. Bir ham maddeci üretici müdürüyle görüşüyordum. Ham maddeler hakkında bilgi alıyordum. Hı hı. Dedi ki bana, Kudret Hanım, ben hiçbir zaman dedi tabağımı sıyırmam dedi. Dedim neden dedim, hani biz dedim Müslüman bir toplumuz, evet. ve tabağını sünnetlemek hani bizim çok önemli sünnetlerimizden biridir dedim. Niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü dedi biz deterjanları üretirken dedi, ham maddeleri, amacımız o tabağın yüzeyinde ne kadar tabaka bırakabilirim, bu amaçla üretim yapıyoruz. Ve en alt tabakada da ben sıyırırsam o kimyasal daha çok aldığımı bildiğim için sıyırmıyorum. Çok üzüldüm. Dedim yani siz Türksünüz, bilinçli bir insansınız. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani bu insan sağlığına aykırı bir durum. Hı hı. Dedi ki ben dedi öbür türlü yaparsam dedi zaten kimse tercih etmez. Yani temizlemiyor diye düşünüyorum. Çünkü algılama bu şekilde. Algı bu şekilde. Müşteri bunu istiyor. Biz bu algılarımızı biraz değiştirebilirsek o üretim şekilleri de değişecek kesinlikle. Hmm. Ben tabağımın yüzeyinde bu şekilde bir katman istemem şahsen. Biraz su lekesi olabilir. Yani bu bizi rahatsız etmemeli. Ama dediğim gibi bunlar... Şöyle şeyler duymuştum Kudret Hanım zamanında. Ve gerçekten bir sürede yaptım. Hala ara ara yaptığım odur. Bulaşık makinesinden çıkardığınız bulaşıkları yeniden sudan geçirmeden kullanmayın diye. Hmm. Evet. Ben bir süre yaptım bunu. Sonra dedim ki ya o zaman biz niye makinede yıkıyoruz ki? Yani makineden yıkıyoruz, çıkartıyoruz, tekrar duruluyorum. Çünkü gerçekten o bilinci kazandığınızda bu sefer ürküyorsunuz da. Mesela biraz önce söylediğiniz bir yılda ne kadar katkı maddesi mi alıyoruz? Evet, 2 kilo. Evet, yani 2 kilo katkı maddesi bir şey. Alıyoruz. Belirttiğiniz gibi o bulaşıkların üzerinde kalan katman özellikle makinelerde daha çok kalıyor. Mesela elde yıkananda değil de makinede yıkananda daha çok oluşturuluyor. Çünkü makinede el gücüyle yıkama olmadığı için mecburen kimyasallarla bir yıkama söz konusu. Orada daha fazla kimyasal devreye giriyor. Makinelerden alınan bulaşıkların altı durulamada dahi o katmanı tamamen çözemediği tespit ediliyor. Altı durulamada dahi. Benim orada tavsiyem nacizane, eğer böyle yapıyorsanız yanına parlatıcı gözüne bir elma sirkesiyle beraber limon tuzu karışımı koyarsanız en azından sirkeyle biraz daha o katman çözülebilir ve en azından son durulama suyuyla biraz daha elimine edilebilir. Peki bir öncesine geldiğimizde deterjan tercihimizi nasıl yaparak bu sıkıntıyı minimalize edebiliriz ya da ortadan kaldırabilir miyiz bilmiyorum günümüzdeki ürünlerde? Ortadan %100 kaldırmak biraz zor ama minimalize edebiliriz. Belirttiğim gibi şimdi bazı yöntemler var. Mesela işte sirkedir, karbonattır vesaire. Bazı yöntemlerle temizlikler mümkün ama bazı ürünlerde bu şekilde elde yapmamız mümkün değil. Çünkü deterjanlarla bile biliyorsunuz hani performans %100 olmazken bizim evde karıştıracağımız formüllerle çok mümkün olmuyor. Bu açıdan belirttiğim gibi ya bu konuda çalışma yapan bildiğiniz firmaları takip edebilirsiniz ya da belli güvendiğiniz sertifikaları takip edebilirsiniz. Ancak bu şekilde minimalize edersiniz veya belirttiğim gibi son durulama suyunu en azından sirkeli ve limon tozuyla yapıp en azından o tabakayı biraz daha azaltmış olur. Kudret Hanım, bu söylediğiniz şeyle ilgili olarak da birçok üretici makinede böyle şeyler kullanmanın, sirke ve benzeri makinenin kullanımı açısından sıkıntı doğuracağı, yapılmamasının yanlış olduğunu söylüyorlar. Parlatıcıları kullanalım diye mi bilmiyorum ama. Öyle, biraz öyle oluyor maalesef. Ben de makinemi alırken satıcı bana şey dedi işte kesinlikle buraya sirke falan koymayın, parlatıcı kullanın.
Parlatıcıların formüllerinde de limon tuzu var zaten. O formüllerde de kullanılıyor. Ciddi oranda limon tuzu orada da kullanılıyor. Parlatıcının sıkıntısı ayrıca şimdi konu konuya geçti. Parlatıcından zaten uzak durmak lazım. Çünkü parlatıcı o bulaşıkların üzerine geçtikten, temas ettikten sonra tekrar bir durulama suyu almıyor. Oradaki parlatıcıyı siz birebir gıdanızla alıyorsunuz. Kesinlikle parlatıcıya hiç eğer... Yani en son makine parlatıcıyı kullanıyor ve kullanıyor, durulanmıyor. Kesinlikle. Mesela ben o yüzden limon tuzu yaparsam limon tuzu ve sirkeyle yaparım mesela üretim yapsam. Ama bunu şimdi karıştırıp da müşteriye vermeye gerek yok. Herkes kendi evinde karıştırabilir, daha uyguna mal edebilir. Hı hı. O açıdan yoksa diğer parlatıcıların mecburen içerisinde o daha açıkladığım gibi hani yüzeyde ne kadar tabaka bırakabilirim su lekesi kalmasın. Parlatıcıların da görevi bu ya, hani hiç su lekesi kalmasın ve daha çok parlasın. Mecburen bu kimyasalların yüzeyde kalması demek. Hı hı. O yüzden parlatıcıları hiçbir şekilde önermiyorsunuz. Evimize sokmamak lazım. Yumuşatıcılar? Yumuşatıcılar da ayrı bir konu maalesef. Mesela ben yumuşatıcılara ilk bakış açım şuydu. O da aynı şekilde son durulama suyundan sonra tekrar makine su almıyor. Hı hı. O yumuşatıcı sizin kıyafetinizin üzerinde kalıyor. Benim ilk baştaki bakış açım yumuşatıcılara en son yüzeyde kaldığı için kıyafetinizin deri ten temasıyla vücudunuza alınıyor. Böyle bir sıkıntı görüyordum ben yumuşatıcılarda ama biraz daha araştırınca görüyorum ki bu doğal olsun, sentetik olsun yumuşatıcılar fark etmez. Yumuşatıcının işleyiş amacı pozitif yükle yüklenmek. Yani ürün pozitif yüklü. Bizim çamaşırımız elektrik yüklü olduğu zaman hani o yüzden daha sertleşiyor. Pozitif yükle siz o elektriği nötralize etmeye çalışıyorsunuz. Tamam. Ama ben kimyacı olmama rağmen benim çamaşırım üzerinde ne kadar elektrik var, ben ne kadar pozitif yükle yükleyeyim, bunu hesaplamam mümkün değil. Yani çok ciddi bir laboratuvar olmadıktan sonra göz kararı haliyle ilave ediyoruz ve daha fazla ilave ediyoruz ki daha güzel koksun çamaşırlar. Sonuç olarak o çamaşırların üzerlerinde daha çok pozitif yük kalıyor. Tamam. Siz o kıyafeti alıp giydiğiniz zaman sizin vücudunuzdaki elektrikleri çekiyor bu sefer. Elektronları dengesini bozuyor. Ve yani hiç sebepsiz. Eğer negatifin fazlaysa pozitif fazla olduğu için dengeleyebilir. Ama eğer fazla değilse bu sefer aşırı bir pozitif yüklenme olabilir. Ya da siz o dengeyi yine bozmuş olacaksınız. Evet, yine doğal denge her şekilde bozuluyor. Her şekilde etkilenmiş olacak. Yani bu çok ciddi bir durum. Siz yani belki çok büyük bir konfor değil. Yani biraz daha sert kıyafetler giyebiliriz ama şahsen benim psikolojimin etkilemesini ben tercih etmem hiçbir şekilde. Ve insanlarda daha hani o bitkinlik, hani canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Evet. Bazen olabiliyor yani. Belki yaşadığımız çok şeyler defa bazen olabiliyor. Hı. Ama bazen de hiç aklıma gelmezdi benim. Bir yumuşatıcı da buna sebep olabiliyormuş yani. Bu bilimsel veriler. Hı. Gerçekten duyarlı olmak lazım. Kullanılmaması mı yoksa alternatifi hiç var mı? Hiç kullanılmaması lazım. Yani belirttiğim gibi bitkisel de olsa hani bitkisel yumuşatıcılar var şu anda. Yine pozitif. Bitkisel de olsa çalışma mekanizması bu. Belki orada bitkisel olmasının avantajı hani yüzeyde kalıyor. Yüzeyden sizin ten temasıyla size zarar vermez. Hani o zararı elimine etmiş olursunuz. Ama yine siz çalışma mekanizması o olduğu için sizin yine elektrik sisteminiz, elektron sisteminize olumsuz etkisi olur. O açıdan parlatıcı ve yumuşatıcıları ben uzak durmayı tavsiye ediyorum. Yine yumuşatıcıda tabii ne yapmamız lazım? Kireçli sulu bölgelerimiz var. Yine orada elma sirkesi, limon tuzu, işte yanına bir tercih edilen doğal yağlardan birkaç damla ve makinenize çamaşır sodası, eskilerimiz hep kullanırdı zaten. Çamaşır sodası ilave ederek o sertliği bir miktar daha tabii ki azaltırsınız. O yumuşatıcı konulan kısmı? Aynı şekilde sirke, bunları ilave çamaşır edebilirim. Sodası ilave çamaşır edin. Sodayı çamaşır deterjan bölümüne. Tamam. Sodayı deterjan bölümüne ama sirke, limon tuzu ve ilave etmek istiyorsanız lavanta kokusu mesela birkaç damla o yumuşatıcı bölümüne ilave ederek en azından biraz daha sertliği azaltmış olursunuz ve bu zararlardan da çocuklarınızı, ailenizi korumuş olursunuz. Peki.
Kudret Hanım, siz yıllardır bu alanın içerisinde, bu sektörde çalışan ve doğal yöntemlerle bir şeyler, alternatifler geliştirmek üzere çalıştığınız için. Evet, direkt sormak istiyorum o yüzden. Kimyasallardan uzak durarak ev temizlemek, temizleme yapmak mümkün mü günümüzde? Evet. Alternatif neler kullanılabilir? Tabii. Araştırmalarda yine İknur Hanım bakılıyor ki ev içi kullanılan kimyasallar, bunlar tabii ki ev içindeki kimyasallar, işte halımızdan da, yeni bir halı aldıysak oradan da gelebiliyor. İşte yeni boya yaptıysak boyadan da gelebiliyor ev içindeki kimyasal kirlilik. Aynı zamanda biz her gün temizlediğimiz o yüzey temizleyiciler veya insanlar da biraz da çamaşır suyu bağımlılığı olduğu için, hani ben diyor o klor kokusunu almadan temizlendiğini hissetmiyorum. Evet. Aslında bu psikolojik bir bağımlılık kesinlikle. Bu kimyasal kirliliklerin tek başına kimyasal olarak zararları ayrı, bir de bunların uçuşan gazların birleşip farklı moleküllere dönüşmesi de ayrı bir sıkıntı. O açıdan kesinlikle ev içinde siz çok daha yaşanılabilir bir atmosfer elde edebilirsiniz ve o kimyasalların alternatifleri de yüzeyi temizlemek için örneğin mesela ya Arap sabunu dediğimiz mayi sabunlardan yararlanılabilir veya belirttiğimiz belli takip ettiğiniz doğal ürün üreten firmaların yüzey temizleyicilerinden alıp bunun yanında en son durulama suyunu yine sirkeli suyla yaparsanız hem dezenfekte etmiş olursunuz hem de bu kimyasallara maruz kalmamış olursunuz. Ve bir de yüzey temizleyicilerdeki başka bir sıkıntıyı da konu gelmişken vurgulamak istiyorum. Şimdi çok kokulu yapılıyor bu tip ürünler. Yine koku çok insanları tatmin eden bir durum. Ama şimdi kokular, bizim kozmetik ve temizlik ürünlerinde kokular iki sınıfa ayrılıyor. Kozmetikte ayrı kokular kullanılıyor, temizlikte ayrı kokular. Bunun sebebi kozmetikte biraz daha iyi kokular tercih ediliyor. Yani sağlık açısından, kalite açısından. Ama temizlik üründe biraz daha maliyet düşsün diye daha kalitesiz ve daha ağır kimyasallar olan kokular tercih edilebiliyor. Ve bir kokunun oluşabilmesi için de en az minimum 30 çeşit kimyasalın bir araya gelmesi lazım. Öyle basit olmuyor bir kokunun olması. Çünkü doğal değil. Hani doğal bir lavanta alırsınız, tamam, lavanta yağıyla o kokuyu alırsınız. Ama siz sentetik olarak onu yapmak isterseniz, yani belirttiğim gibi 20-30 çeşit kimyasal minimum bunlar. 200 çeşite de ulaşabiliyor bu kimyasallar. Kudret Hanım, piyasada olan, kullandığımız, daha çok genel geçer gördüğümüz ürünlerdeki koku üretimi hep sentetik midir? Sentetik, tabii. Çünkü doğal olarak o fiyatlara mal etmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bir lavantanın yağının kilosu şu anda 1000 lira civarında. O doğal lavantayı kullanarak o fiyatlara mal etmesi mümkün değil. Yani bırakın çok korkmasın. Gerçekten bu şeylerimizi, algılarımızı değiştirmemiz lazım. Değiştirdikçe biz neyi, niçin yaptığımızı öğrendikçe zaten daha sonra aramayacağız. Bu sefer o kokular bizi rahatsız etmeye başlıyor. Evet. Kesinlikle onlar sizi rahatsız etmeye başlıyor ve yapay olduğunu anlıyorsunuz aslında bir süre sonra. Anlıyorsunuz, hissediyorsunuz. Ki koku da insan sağlığında da demeyeceğim, çok daha farklı şeyleri var. Alanları yani çok, var. Çok derin bir alan koku, evet, gerçekten. Evet, evet. Mesela en uzun hafıza da koku diyorlar. Aslında bu yapay kokularla, sentetik şeylerle aslında o özelliğimizi de kaybediyoruz. Çok o yetimiz de çok zarar görüyor zannediyorum. Çok doğru diyorsunuz. Kokuların bir de kalıcı olması için ayrıca plastik türevi bir fitalat denilen bir katkı maddesi var. Fitalatlar hani DNA hasarından cinsiyet kaymasına kadar çok arada da bir sürü rahatsızlıklar var. Bu birçok hastalığa sebep oluyor. Daha çok kokması için, hani o kokunun daha çok kalması için. Bu açıdan yani çok kokması çok iyi bir şey değil. Aksine uzak durmak lazım. Belirttiğiniz gibi yani belki şu anda hissetmiyoruz ama hassas bünyeler, yani daha böyle rahatsız olan kişiler zaten hani koku direkt böyle boğmaya başlar zaten, hani rahatsız eder ama bağışıklığınız güçlüyse belki şu anda fark etmiyorsunuz ama o kokuları alarak vücudunuza yerleşiyor. Bir de kozmetik ve temizlik ürünlerinden aldığımız katkılar gıdadan aldığımızdan biraz farklı. Şimdi gıdadan aldığımız bir katkı maddesi tabii ki kesinlikle çok önemli. Bir kısmını boşaltım sistemiyle vücut temizleyebiliyor.
Ama kozmetik ve temizlikten aldıklarımız direkt ya solunum yoluyla alıyoruz veya ten temasıyla alıyoruz ve direkt kana karışıyor. Tekrar boşaltım sistemine girmiyor. O açıdan bunlara da hani şöyle düşünülür ya, gıdam önemli ama temizlik ürünü zaten yıkıyorum gidiyor. Hani çok da önemli değil gibi bakılıyor ama önemli, o da önemli. Bunun yanında sadece bunlar bizim söylediğimiz, tespit ettiğimiz şeyler değil. Bunlar bilimsel veriler. Yani İngiltere'de mesela bir araştırmada yaklaşık 7000 işte astım alerjisi olan çocuk üzerinde inceleme yapılıyor. Ve bu çocukların annelerinin hamilelik döneminde veya çocukların bebeklik döneminde çok çamaşır suyuna maruz kalan anneler olduğu veya çok tarım ilacına maruz kalan anneler olduğu tespit ediliyor. Yani yine ülkemizde yapılan bir araştırmada TÜBİTAK Bilim Dergisi'nde yayınladı. Deterjan kalıntılarının insanlarda anomali doğumlar, işte nörotoksik, kanser gibi birçok astım alerji ve kanser gibi birçok rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini TÜBİTAK da yayınlarında açıkladı. Yani bunlar bilimsel veriler. Tabii ki teknoloji çok güzel. Hani bırakalım her şeyi, hepimiz köyümüze dönelim. Böyle bir lüksümüz yok. Ama daha iyisini seçmemiz lazım. Daha az muhatap olmak lazım. Bu şekilde daha iyisini, daha doğalını bir de talep etmek de lazım. Talep etmek lazım. Mesela evet, biraz önce söylediniz, biz talep ettikçe, biz o ürüne yöneldikçe üreticiler de mecburen, kesinlikle, daha doğalına gitmek zorunda kalıyorlar zannediyorum. Müşterisine hitap etmek zorunda. O açıdan bilinç düzeyi çok önemli ve ben çok çok ilerlediğini görüyorum. Yani ben araştırmalara başlayınca bu konuları bir 15 sene yakın civarıdır ben bu konularda araştırma yapıyorum. İlk başladığım zamanlar gerçekten insanlar daha uzaktı. Aa, böyle hani bu hikaye anlatıyor, evet, gibi bakıyordu, evet, olaylara. Ama şu anda bakıyorum çok güzel. Yani hatta reklamlarda görüyorum işte şu 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 içermez filan. Evet. Diyorum en azından hani bizim çalışmalarımızın da bir meyvesi olmuş, bir yerlere gitmiş, hani bir faydamız, evet, olmuş inşallah. Çok kıymetli. Önemli şeyler. Yani şimdi hep olumsuz şeyleri konuşmak da istemiyorum inanın. Ama bunları bilmemiz lazım. Hepsini yapabilir miyiz? Belki %100'ünü yapmak zor olur. Ama bildiğimiz ölçüde yaptıkça kesinlikle hayatınızdaki farklılığı zamanla hissediyorsunuz. Yani hiç fark etmediğiniz bazı noktalarda hayatınızda sağlık açısından diyorum, evet, düzelmelerin olduğunu görüyorsunuz. Yani bunu ben şahsen yaşadım, hani etrafımda muhatap olduğum insanlarda tecrübelerinden faydalandığımda bunları yaşayan çok insan var. O yüzden hem sadece ben evimi temizledim, giderle de bütün hepsini attım olmuyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi denizlerimizde balık çeşidimiz kalmadı ve hani sağlık için haftada iki kere balık yiyelim diyoruz. Ama nasıl bir balık yiyoruz biz? Yediğimiz balığı ne hale getirdik yani? O açıdan da onlar da bence üzerimizde bir vebal. Çünkü doğa da bize emanet. Gelecek nesillere bırakacağımız emanet olarak da bakmak lazım. O açıdan bilinçli olmak kesinlikle lazım. Kullandığımız ürünü bilmek lazım. Yani çamaşır suyu zararlı. Klor kesinlikle tek başına da çok zararlı bir ürün. Çamaşır suyu hiçbir şekilde kullanmayalım değil mi? Kullanmayalım ama şöyle mesela alabilirsiniz ama mesela hani bakıyorum bazı hanımlar işte bulaşığını yıkarken içerisine koyacak kadar hani bu, evet, işte o kokuyu hissedince ben rahatlıyorum diyor mesela. İşte ev sildiği zaman bütün yüzey temizleyicisine onu koyup hani buram buram kokması mutlu ediyor. Evet. O algı oluşmuş. Bu değil. Bu kesinlikle çok çok yanlış bir şey. Gerçekten hani hem kendine hem etrafta olan insanlar için çok çok yanlış bir şey. Klor çünkü en büyük aşındırıcılardan biri, evet, kanserojen etkisi olan maddelerden biri. Siz bunu nasıl gönül rahatlığıyla böyle rahat kullanıyorsunuz? Boca edebilirsiniz. Boca her edebilirsiniz. Yere, alabilirsiniz belki ama ne için? Mesela hiç çıkmayan bir lekeniz olur, ne bileyim küçük bir yerine, evet, muamele edersiniz. Ne bileyim hani çok sizi rahatsız eden evinizde bir köşe vardır. Onda, ama bunu dikkatli. Hani ben bir ilaç kullanıyorum, ben bir kimyasal madde kullanıyorum şeklinde. Evet, evet, öyle. O çamaşır suyu biz bunu her gün kullanıyoruz rahat rahat. Evinize onu teneffüs etmeyin zaten. Yani onu teneffüs ederken ciğerlerinize mahvediyorsunuz zamanla. Evet.
Kesinlikle. Hanım, son dakikalarımıza geldik ama. Öyle mi? Evet, maalesef. Şunu da sorayım istiyorum. Buyurun. Şimdi Arap sabunu ve kalıp sabun kullanma gibi son zamanlarda hani böyle bir bilinçlenme var. Evet. Peki bu Arap sabunu hani bildiğimiz klasik yöntem, mesela Arap sabunu deterjanlar falan da üretmeye başladılar artık. Aynı şey mi? Yoksa o klasik bildiğimiz Arap sabununun mu temizlikte kullanılmasını öneriyorsunuz? Ya da kalıp sabun? Bildiğimiz yine. Arap sabununu temizlikte, yani sıvılaştırılmış halleri var. Bunda sıkıntı yok. Ama o macun şeklinde olanı biraz daha sıvılaştırıp kullanım kolaylığı sağlandı. Onda sıkıntı yok. Ama bazı deterjanlarda katkı maddesi kullanılıyor. Mesela Arap sabunu ilave ediliyor. Orada diğer katkılara dikkat etmek lazım. Hani yanında hangi katkılar var. Çünkü hani bir ben şunu da üzülüyorum. Mesela etikette sadece ön yüzdeki algı oluştuğu zaman tamamı öyleymiş gibi algılanıyor. Mesela diyor ki, gıdadan örnek vereyim, koruyucu katkı maddesi içermez diyor mesela bir gıda ürününe. Çeviriyorum arkasını, bakıyorum, lezzet verici katkı maddesi ilave edilmiş mesela. Benim için şimdi sadece koruyucu içermemesi önemli değil ki. Bunun yanında diğer katkılar da önemli. Yani sadece o ön yüzdeki etikete aldanmamak lazım. Hani Arap suyu, Arap sabunu katkılı ya da ne bileyim sirke katkılı görüyorum mesela. Hani tamam, çok güzel sirkeyi ilave etmişsin ama yanındaki diğerleri de beni ilgilendiriyor. Onlarla da muhatabım ben. Sadece ön yüz etiketi okuması yapmayalım. Bunlar güzel yöntemler. Gerçekten Arap sabunu veya bizim doğal sabunlarımız hani yüzyıllardır kullanılıyor ve hiçbir araştırma, olumsuz araştırma etkisi yok yani sabunlarımızın. Çok gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Arap sabunu bildiğimiz o geleneksel yöntemle mi üretiliyor? Geleneksel yöntemle üretiliyor. Bazı firmalar biraz daha yanmış yağları maalesef kullanabiliyor. Hani yanmış yağları tedarik edip onları ağartıp kullanıyorlar maliyeti düşürmek için. Ama yine dediğim gibi iyi firmalardan aldığınız zaman Arap sabunu kesinlikle çok rahat kullanılabilir. Katı sabunlarda da şimdi her katı sabun doğal değil. Bu da önemli. Yine etiket okumak lazım. Çünkü klasik nasıl diyeyim sabunlarda özellikle domuz yağı sıkıntısı da çok var. Yani yurt dışından bazı sabun katkıları geliyor mesela. Onları direkt ne bileyim içine üstüne parfüm marfüm koyup hemen sabun yapılabiliyor. Yani çok rahat bir üretim şekli. Bu bildiğimiz bizim kaynatarak hani zeytinyağındandır, kül suyudur ya ya. Orada kostik kullanılıyor. Osunda sıkıntı yok. Çünkü yağı siz sabun yapmanız için bir şeyler kullanmanız lazım. Önemli olan işlemi iyi yapabilmeniz. Bu sabunlarla o sabunlar farklı. O açıdan yine bilinçli lazım. Olmak lazım. Bilinçli tercih etmek kesinlikle lazım. Peki evet. Kurdet Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İzleyicilerimize ben hemen şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki firma adı zikretmeyeceğiz ama ben Kurdet Hanım'ın ürünlerini birkaç yıldır kullanıyorum ve emeklerini de gerçekten takdir ediyorum. Allah çok razı olsun. Güzel, kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, şimdi muhtelif işler köşemize geçiyoruz. Bu sohbetimizi tamamladık. Ardından ikinci konuğumuz geliyor olacak. Evet muhterem hanımcığım, biz böyle ev temizliğini konuştuk, doğal yöntemleri konuştuk. Siz de dikkatle dinlediniz diye ümit ediyorum. Kesinlikle çamaşır suyu konusunda benim de aslında sıkıntım var. Ya alerjim var ama gerçekten onu dökmeyince temizlemiş gibi hissetmiyor insan. Bu herhalde geleneksel bir şey oldu. Gerçekten nasıl bizi böyle alıştırdılarsa, şey yaptılarsa. Hani başka nasıl temizleyebilirim? Evet, nasıl olacak? Alternatifi yok diye düşünüyoruz. Evet. Ya da mesela kokmadan... Hatta olmaz gibi dün temizlik yaptığımda gerçekten ben de öyle yaptım. Her yeri çamaşır suyuyla sildim. Hani mikropları kıralım diye. Evet. Ama bu sefer de astıma dönüyor kesinlikle. İnsanlar sürekli soludukça. Evet. Çok ciddi negatif dönüşleri oluyor. Dikkat etmek lazım gerçekten diyelim. Evet. Ve cüzdanımıza, kartvizitliğimize dönelim. Şimdi kesmiştik bütün parçalarımızı. İğne yerlerimizi şöyle göstereyim. Açmıştık. Şimdi çıt için kanal açacağım. Şöyle ben tam ortadan iki aynı anda bizle iki tane minik dik yaptım. Şöyle, ama bunu çarklı zımbayla
evlerimizde kemer yeri açmak için kullanılanla tekrar büyütüyorum. Genişletmek istiyorum. Çift çıt çıt yaptım. İsteyen çift çıt çıt yapabilir. Hani böyle biraz geniş dar buluyor. Kullanım. Bunu bu arada bitirdim. Güzel. Buyurun. Onun için üst kısma bir tane daha yer yapılabilir. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel. Gerçek deriye temas etmek öyle bir şey ki, o kadar artık hayatımızda suni deri var ki. Evet. Yani hakiki deriye dokunduğunuzda böyle bir farkı hissediyorsunuz. Ve gerçek anlamda sabırla işlendiğinde deri şifaymış. Öyle ona mi? Ona dokunmak, evet. Yani mutlaka bunda bile hani biraz kimyasal artık bunlarda da var boyanırken en azından. Su bazlı değil belki alkol bazlı boyalarla boyanıyor olabiliyor renk tutturmak için. Evet. Bazıları ama ona rağmen yine de diğer yapay ürünlere göre çok daha güzel. Şimdi açtık, çıt çıt yerlerimizi açtık. Şimdi bu bizim el tulumbamız diyelim. Çıt çıt basmak için bunu edinemeyebilirsiniz. O zaman bir ayakkabıcıdan bunu rica edebilirsiniz. Çok cüzi bir şey, 50 kuruşa 1 liraya bunlar yapılabilecek şeyler. Şimdi ben göstereyim. Bakın bu üzeri böyle koyuyoruz, taktım. Bu kalıbı tam ona göre ayarlanmış. Bu alt kalıbı. Sonra üstüne iç kalıbını şöyle göstereyim. Onu koyuyoruz. Bu da bizim üstü. Onu çakacağımız göbek bu. Onu yerine koyuyoruz. Bunların gürültüsüz olanı da bu biraz gürültülü. Gürültüsüzü daha büyük. Belki görmüştür izleyicilerimiz televizyon şeyde ayakkabıcılarda. Şöyle tam bakın şu noktayı bunun içine göbeğine oturtuyoruz. Ve şöyle vuruyoruz. Sabitliyoruz. Tam evet sabitliyoruz. Ben bunu şimdi çok fazla hani gürültü yapmak istemiyorum. Sonra göbeklerimizi değişiyoruz. Bakın bu böyle raptiye gibidir. Bunun şuradaki çıkıntıya oturtuyorum. Üst göbeği de değişiyoruz. Dörtlü göbek seti var çıt çıt basmak için. Bütün çıt çıtlar farklı da olsa dörtlü göbekli hepsi aynı basılır. Bakın şöyle tersine oturtuyorum. Üzeri de şöyle pul gibidir. Onu da böyle oturtuyorum. Dediğim gibi ayakkabıcı da bastırabilirler. Bakın şöyle. Şu şekilde. Tabii sonra buna da istersek basacağız. Ben şöyle az önce yaptığımı. Şöyle çıt çıtlarını bastık. Nemlendirici bakım kremiyle kremledim. Onun için rengi daha yumuşak, daha kadifemsi bir görüntü aldı. Şimdi, bunu ne kadar sürede bir yapalım Muhterem Hanım? Yani 6 ayda... Kullanıyorsak ayda bir hafif kremlediğimizde, pardon, kullanıyorsak 6 ayda bir evet. Çünkü kıyafetimize ya da çantamıza temas ettiğinde zaten otomatikman kendi nemleniyor. Ama kullanmadığımız zaman, ola ki çantamız var deri kullanmıyorum, kullanmayacağım bir 6 ay. Güzel bir saf zeytinyağıyla yağlıyorum ya da vazelinle yağlıyorum. Hafif bal mumu katılmış vazelin olunca o da daha da güzel oluyor. Daha koruyuculuğu daha yüksek oluyor. Güzel bez bir torbaya formunu bozmayacak şekilde içine gazete parçalarını buruşturup doldurursak formunu bozmadan bir kesenin içine koyup kaldırabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Peki. Şimdi parçalarımızı hazırlamıştık. Şunları alalım. Şöyle koyacağız. Bunlar böyle. Bazen oturtamıyor insan böyle. Şöyle önce şu kısımlarını dikeceğim. İkisini de aynı şekilde. Bu kısımları diktikten sonra buraları dikeceğiz ve kenar bakımıyla bitireceğiz. Yani çok basit, çabuk yapılabilecek. Aslında herkesin yapabileceği hanımlara... Zor gelmesin beylere de. Benim öğrencilerim genelde emekli bayanlar. Yaş ortalaması 40'ın üzerinde ama o kadar rahat güzel. Yapabiliyorlar mı? Çok rahat yapıyorlar. Çok keyifli.
Ve gerçekten deriye bir bulaştınız mı asla vazgeçemiyorsunuz. Bunu ben normalde deri çift iğneyle dikilir, dikiş makinesi mantığıyla dikilir. Ama ben bunu küçük kısa bir mesafe olduğu için örgü de böyle dikilir, iğne ardı denir. O şekilde çabucak dikip... İğne ardı. İğne ardı. Bakın. Bir ileri bir geri mi yapıyorsun? Bir ileri, bir şu an geri yaptım. Sonra ileriden çıkıyorum. Bakın tersinden gösterirsem bir sonrakinden çıkıyorum. Sonra bir geriye. Şu şekilde dikiyorum. Birazdan da asıl deri nasıl dikilir onu göstereceğim. Makine dikişi yapılır çift iğneyle. Hemen bakın bitti. Şöyle tersten bir küçük düğüm yapıyorum. Ne kadar az düğüm deride o kadar iyidir. Onun için çift iğneyle çalışırız, tek düğümle. Şöyle bakın minik bir santim pay vererek kesiyorum. Sonra yakıyorum, rahat yakıyorum. Çünkü yansa bile deri yanmayacak, iplik yanacak. Hani evet. Sıkıntısız bir şekilde. Daha sonra hemen yeni ipimizi takacağım ve şu kısmı dikmeyi göstereceğim, şurayı. Şimdi düz dikişte, deride düz makine dikişi yapacaksanız dikeceğiniz mesafenin uzunluğunun 4 katı alınır. Ve çift iğne takılır ki ip ortada herhangi bir yerde bitip tekrar düğüm olmasın Fatma diye. Fatma şeyi olmasın. Şöyle kabaca bakın 1, 2, 3, 4. Mumlu olduğu için biraz yapış yapış. Şöyle 4'ten bir 10 santim fazla alıyorum. Ne olur ne olmaz payı. Hemen şöyle bunlar deri diktiğimiz iğneler etamin iğnesine benzer. Daha kalın, daha büyük ve ucu daha birazcık daha sivridir etamine göre. Bunları deri iğnesi diyerek satın alıyoruz zannediyorum. Evet, evet. Ha bunu bulamadınız. Yorgan iğneleri de aynı işi görür. Yeter ki şu uç kısmı. Yani ip taktığımız kısım birazcık ince, zarif olacak. Deliği genişletmeyecek oradan geçerken. Esnetmeyecek. Çünkü eğer esnetirse iplik zamanla bollaşır. Ve görüntü güzel olmaz ve ayrılır birbirinden. Bakın tam ortaladım. Evet. İkisini de. Değişik bir yöntem olacak. Ama ben o yüzden izleyicilerimizi merakta bırakıp birazdan yanınıza geliyor olacağım. Çift tamam. iğneye ip taktık. Çift iğneli dikiş yapacağız. Evet. Evet efendim, şimdi sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz. Padişah annelerini konuşacağız. Bizimle kalın. Tarihi gelişim içinde padişah anneleri hakkında fazlasıyla bilgi günümüze aktarılmış ve hayatları merak konusu olmuştur. Peki padişah annelerinin saraydaki yeri ve önemi nedir? Valide sultanların hala ayakta olan külliye ve hayır eserleri hangileridir? Konuyla ilgili merak edilenleri tarihçi yazar Nermin Taylan az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evet efendim, padişah annelerimizi konuşacağız dedim. Nermin Hanım stüdyomuzda yerini aldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz, sağ olun. Ben direkt konuya geçmek istiyorum. Padişah annelerin, valide sultanların saraydaki yeri, önemi nedir diye bir anlatarak başlayalım mı? Olur. Şimdi aslında padişah anneleri bambaşka bir şey, valide sultanlar bambaşka. O kavram nasıl geliyor? Tamam. O zaman padişah anneleri diye girelim. Sonra evet. Valide sultan kavramı kiminle, nasıl, hangi dönemde geldi? Oradan devam ederiz. Amenna. Şöyle bir konu var. Hemen belki sonda söyleyeceğimizi baştan söylememiz gerekiyor. Avrupa'da kadının önceliği kralın eşi olması münasebetiyledir. Ama Osmanlı'ya baktığımız zaman padişahın eşi değil, annesinin önceliği vardır. Çünkü biz aslında hani ataerkil bir toplum olduğumuzu iddia ederiz. Ama ben hep söylüyorum, biz anaerkil bir milletiz. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kurucusu her ne kadar Osman Gazi olarak bilinse de esasında Hayme Ana'dır. Yani en başında bir anne vardır. O yüzden
günümüzde veya işte hani belki 100 yıldır yazılan bazı padişah anaları kitaplarında işte devşirmeler, Osmanlı'yı yönettiler vesaire gibi mevzular söz konusu olmuş. Bazı gelişi güzel ya da sipariş ürünü eserler yayınlanmış bu ülkede padişah anaları üzerine. Ancak padişah anneleri evet ülkeleri oğulları tahta geçtiğinde ülke yönetmede söz sahibi olmakla birlikte padişah eşlerinin kesinlikle söz sahibi, söz hakkı yoktur. Devlet işleyişine karışma hakları yoktur. Mesela Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman tahta iken evet eşiydi ama o hiçbir zaman Valide Sultan olamadı. Çünkü Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'dan önce öldü. O yüzden saray hayatında Kanuni Sultan Süleyman'a devleti yönetme noktasında söz söylerse yanlış bir iş yapmış olurdu. Kanuni Sultan Süleyman yaşarken ve annesi de hayattayken söz sahibi annesiydi. Haremi annesi idare ederdi. Çünkü devleti idare etmek padişahın işiydi. Haremin, sarayın da bir padişahı vardı. O da Valide Sultan'dı. Yani bizzat padişahın annesiydi. Eğer padişahın annesi padişah hayattayken ölürse o zaman hasek ise yani baş eşi olan kişi has eki yani has olan eşi o haremi yönetir. Dirlik ve düzenini sağlar. Oradaki eğitimi tamamlanmasını sağlar. Hasılı haremin padişahı hasekidir yani valide sultandır. Oranın da bir dirlik ve düzeni vardır. O yüzden padişah anaları dediğimiz zaman evet şimdi bugün dünyaya baktığımız zaman Fransa toplamda yanlış hatırlamıyorsam 13 yıl dünyaya hükmedebilmiş. 14. yüzyılda 18. yüzyıl arası. Fransa 13 yıl, İngiltere toplamda 28 yıl ama Osmanlı 322 yıl tek güç. Karşısında güç yok. Dünyayı hükmedebilmiş ve dünya Topkapı Sarayı'ndan neredeyse yönetilmiş. İşte bu hengamede baktığınız zaman bu padişahları yetiştiren padişah anaları mutlak surette incelenmesi gerekiyor, araştırılması gerekiyor. Böyle bir yani dünyaya hükmeden Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i ya da Kanuni Sultan Süleyman'ı yetiştiren anneler nasıl annelerdi ki evlatları bu şekilde dünyayı idare edebildiler veya işte düşmana korku salabildiler veya gidilemez, alınamaz denilen toprakları alabildiler. Efendim işte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Yavuz Sultan Selim Sina Çölü'nü geçti. Hani insanların tebahür ederiz, buharlaşırız sultanım biz bu çöle giremeyiz dediklerini 13 günde geçmeyi başardı. İşte biraz annelerden ve annelerin karakterlerinden bahsetmemiz gerekiyor ki o evlatlar nasıl yetiştirildi. Lütfen biraz bahsederek başlayalım. Bu annelerin saraydaki etkinlikleri nelerdi? Mesela çocukların yetiştirilmesinde ne tarz önemleri ya da yetkileri vardı? Ve aynı zamanda haremden bahsettiniz. Haremin sorumluluğu Valide Sultan'dadır dedik. Harem dışında sarayda başka sorumlu oldukları yerler var mıydı? Harem yönetimi nasıldı Valide Sultanların elinde? Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Biz Valide Sultanları ele alalım. Yani padişah annesini. Bir saraya gelişi efendim işte bir Anadolu beylerinin birinin kızı da olabiliyor bu. Ya da bir cariye de olabiliyor. Ya da işte Sırp kralının kızı Mara Hatun gibi 2. Murat'ın eşi. Bunlar da olabiliyorlar. Saraya gelirler. Kendi isteklerine göre efendim işte bir cariye ise evvela bir eğitim hayatı başlar. Yani saraya girdiği andan itibaren. Çünkü harem dediğimiz yer biz bugün harem diyoruz. Harem denmesinin sebebi de aslında gizli ve saklı şehir. Yani harem, haram. Başkasının girmesi yasak olan yer manasına gelir. Osmanlı'da oranın adı harem değildir. Duhteran-ı Hümayun'dur. Duhter Farsça kız demek, Hümayun padişah demek. Yani padişahın kızlar mektebi. Aslında biz Enderun mektebini biliyoruz da padişahın kızlar mektebini çok da fazla bilmiyoruz. Yani Duhteran-ı Hümayun'da harem dairesinde padişahın eşleri, padişahın kızları. Anneleri zaten eğitimden geçiyor ama oraya gelen cariyeler her biri bir işte meşgul olurken aynı zamanda derslerini de riayet ederler. Hangi dersleri alıyorlar? Dil, din, yazı, müzik dersi alıyorlar ve dikiş, nakış vesaire gibi işleme dersleri. Mutlaka her biri bir müzik aleti çalar vesaire gibi bir de zarafet ve nezaket dersleri alırlar. Hatta bununla alakalı bir hikaye anlatayım şöyle. Bir gün saraydaki cariyelerden bir tanesi Topkapı Sarayı'ndaki harem taşlığına oturmuş. Dersler ağır gelmiş, işler biraz ağır gelmiş. Tabi düzen var, dirlik var çünkü orası öyle elini kolunu sallayabileceğin bir yer değil. Bugün kolejde okuyan kızlar bunu çok iyi bilirler.
Ah anam vah babam başıma neler geldi çok zorluk çekiyorum diye böyle feryadı figan ederken kalfalardan bir tanesi yani hocalarından bir tanesi gelir yanına der ki ne diyorsun sen nasıl konuşma tarzı bu böyle efendim işte hani biraz sıkıldım falan hayır diyor senin feryat etmeye hakkın var ama öyle demeyeceksin ah valideciğim vah pederim bakın görün başıma ne işler geldi ben çok zorlanıyorum diye biraz daha kibar olacaksın yani bu insanlar biraz da nezaket üzere yetiştiriliyorlar o yüzden bu yetiştirilen kızlar eğer padişah annesi uygun görüyorsa, bakın altını çiziyorum. Padişah annesi bu kızlardan öne çıkan varsa, mesela Kösem Sultan bunlardan biridir. Nezaketi, zekası, kibarlığı çünkü bunlar aritmetik ve siyaset dersi de alıyorlar oradan. Vakti geldiğinde oğlu küçükken tahta çıkarsa devlet yönetiminde söz hakkı olabiliyor. Çünkü oğlu 7 yaşında Turhan Valide Sultan'ın 4. Mehmet 7 yaşındaydı tahta çıktı. Turhan Valide Sultan tabii ki söz hakkı olacaktı oğlunun devlet yönetiminde. Hasılı bunun için bu dersleri de alıyorlar. Ve orada yetişir. Eğer Valide Sultan'ın gözüne girmeyi başarırsa, derslerinde iyiyse, güzelse, güzel hasletleri varsa oğluna eş olarak seçilir. Ve o zaman padişah eşi olur ve nihayetinde padişahla bir hayatı geçer. Şunu söyleyeyim. İtalya'da bir kitap çıkmıştı. Dünyanın en zavallı insan erkekleri Osmanlı padişahları hiçbiri kendi eşini kendisi seçemedi. Çünkü annesi seçiyordu. bu bir gelenektir aslında biliyor musunuz bizim kendi Türk toplum yapımızda. Hala yani hatırlayalım şöyle 100 yıl, 50 yıl önceye falan gidelim belki günümüzde de vardır. Evet. Anne beğenmezse olmaz. Anne seçecek, anne uygun görecek. O dönemlerde de böyleydi. Yani Valide Sultan eğer uygun görüyorsa padişah o kişiyle karı koca olabiliyordu. Nihayetinde bu şekilde yetişirler. Eğer padişaha eş değilse, şimdi haremdeki cariye eğitimini tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra ya paşalardan biriyle, çünkü Enderun Mektebi var. Şimdi Harem-i Hümayun var, Duhteran-ı Hümayun yani aynı yer. Bir de karşı tarafta Enderun-ı Hümayun var. Hı. Enderun'da da devlete görev yapacak erkekler yetişiyor. Şimdi bu kadar eğitimli kızları karşı taraftaki Enderun-ı Hümayun'da yetişen erkeklerle evlendirip, ki oradan alırlar zaten eşlerini. Çünkü kendileri ilimde zirveye çıkıyorlar. Enderun Mektebi dünyanın o dönemde en iyi erkek mektebi. Duhteran-ı Hümayun da o dönemde en iyi kızlar mektebi. Şimdi bu ikisi birleştiğinde, evlendiğinde taşraya, sancakbeyi, beylerbeyi vesaire gibi görevlere gittiğinde kadın gittiği yerde eğitimi ve nezaketiyle oraya saraydan getirdiğini götürür. Erkek de devlet idaresinde kendi öğrendiğini aktarır. Şöyle bir güzellik var kitaplara geçmiş. Yıldız Sarayı Hümayun'unda Sultan II. Abdülhamit döneminde İstanbul'da şöyle bir söz söylenirdi Avrupalı seyyahlar tarafından. Nezaket ve zarafet Yıldız'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Boğaziçi'ne, Boğaziçi'nden İstanbul'a, İstanbul'dan da tüm Osmanlı coğrafyasına ve dünyaya yayıldı. Yani bu kızların eğitim görmesi böyle oluyordu. Hı. İşte bu kızlar Valide Sultan oluyorlardı vakti geldiğinde. O zaman da saraydaki yerleri zaten şimdi mesela Kanuni Sultan Süleyman'dan örnek verelim. Her sabah validesinin mutlak surette elini öper. O ona validem der, o da ona arslanım der. Hı. Ve annesinin duasını alarak bakın devlet işlerine başlamaz. Annenin duasını alır. Ve devlet işlerine başlar. Bu şekilde bir yerleri vardı. Dediğim gibi devletleri idare eden hükümdarlar anneleri tarafından da idare edilirler. Çünkü bu aslında bizim dinimizden gelen de bir öğretidir. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden anne her zaman baş tacı. Ha, zaman zaman sıkıntıları olmuştur. Zaman zaman anneleriyle aralarında devlet işleyişinde 4. Murat'ta Kösem Sultan'ın olduğu gibi sıkıntılar yaşanmıştır ama bu kadınlar sorunuza şöyle bir cevap vereyim diğer sorunuzu alayım. Dediniz ya neler yaparlardı diye. Evet haremin işleyişini sağlarlar. Oradaki dirlik ve düzeni sağlarlar. Ama bir diğer taraftan da vakıf defterlerinin düzenlerini onlar sağlarlar. Ve her yıl Mekke'ye ve Medine'ye giden sure alaylarının harcırahını o surelerle beraber giden en'am, efendim paralar vesaire ne gidiyorsa o defterlerin düzenini onlar tutarlar. Onlar haberdardır bu işlerle. Tabii bir de vakıflar, yaptıkları vakıflarla
insanlara işte çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler vesaire gibi yaptırmak suretiyle cariyelerin veya oradaki yaşayan herhangi bir kimsenin de infaklarını takip ederler. Evet, benim valide sultanlar, padişah anneleri söz konusu olduğunda en çok özendiğim şeylerden de biridir. Evet. Yani o kadar vakfiyeleri var ki, öyle güzel eserler bırakmışlar ki arkalarında ve öyle güzel hizmetler yapmışlar ki o dönemlerde de. Gerçekten böyle özenerek bakıyorsunuz. Hala görüyoruz değil mi? Hala görüyoruz. İsimleriyle yaşayan eserler evet. var. Ben İstanbul'da ikamet ediyordum buraya gelmeden önce. Bazen mesela hiç fark etmediğiniz bir camiyi bir anda fark ediyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel diyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir padişah annesi. Başka bir yerde başka bir vakfiye bir bakıyorsunuz yine bir başka bir padişah annesi. Evet. Yani özenmemek mümkün değil gerçekten. Bunun üzerine ben hep şöyle söylerim. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldı. Ama valide sultanlar inşa etti neredeyse. Çünkü şimdi İstanbul'da yaşadığınızı bilirsiniz. Bezmi Alem hadi gidelim bir şöyle bir sur içine. Haseki'den girelim Hürrem Sultan Külliyesi. Az aşağı tarafta Bezmi Alem. Biraz yukarıda Pertevniyal Valide Sultan. Hürrem Sultan Hamamı. Aşağı inelim iki validenin işte Safiye Sultan'ın ve Turhan Valide Sultan'ın yeni camisi. Karşıya geçelim Üsküdar'a Mihrimah Sultan'dan tutun Gülnüş Valide Sultan'a Nurmanun Sultan'dan vesaire gibi hepsinin külliyeleri. Bezmi Alem Valide Sultan'ın İstanbul'un pek çok yerindeki çeşmesi ve eserleri ki Bezmi Alem Valide Sultan Osmanlı padişah anneleri içerisinde özellikle valide sultanlar içerisinde devlet ana sıfatına en fazla yakışan bir padişah gibi hürmet gören ve en fazla infak eden ve vakıf yapan kişidir. O yüzden evet padişah anneleri imar etti İstanbul'u evet, diyebiliriz gerçekten. Ve Türkiye'nin pek çok yerini. Aynen öyle, sadece İstanbul değil dediğiniz gibi Türkiye'nin pek çok yerinde görmek mümkün. Özenmek de çok 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 olası zannediyorum. Valide sultan tanımı ilk olarak kiminle başladı diyerek onu birazcık anlatalım istiyorum. Ardından da birkaç valide sultanı böyle birazcık derinlemesine konuşsak. Tamam. Şimdi valide sultanlık tanımı şöyle izah edebiliriz. Biraz belki Osmanlı tabii Osman Bey döneminde başlayan ve hani Osman Bey'in ismiyle devam eden bir devlet. Ama baktığımız zaman Hayme Ana Osman Bey'in annesi Ertuğrul Gazi'nin eşi. Kendileri Horasan'dan göçerken eşi Fırat Nehri'ne düşüp boğularak ölmesine rağmen aşireti Ankara Haymana'ya daha sonra Söğüt'e yani Domaniç'e getirmeyi başaran, eş ölmesine rağmen devletin başında yani o aşireti bir arada tutan bir kadın Haymana. Şimdi o zaman tabii onlar bir Türkmen geleneğine bağlı Karakeçili aşiretinden bir kişi Haymana. Fakat baktığımız zaman evet aşiretin içerisinde doğum yapanın ebesi. Aşı olmayana aş götüren infakı ve insanların çorbasını kaynatan, halısını, kilimini dokuyan bir kadın. Aslında Hayme çadır demek. Yani biz Haymana'nın ismini tam olarak bilmiyoruz. Biz Haymana diyoruz ona çünkü bu bir lakaptır. Elkap takmışlar. Öyle anılıyor, öyle kaldı. Öyle anılıyor. Çadır neden? Çünkü bey öldüğünde devletin başına geçen ve devletin başına geçmek suretiyle 2500 kilometrelik bir yolu aşmayı başaran bir kadın. O dönemin Moğol coğrafyasındaki biliyorsunuz Moğol akınlarını. Hasılı Hayme çadır demek ama Anadolu'da Hayme'nin bir manası da şudur. Su akar ya kaynaktan çıkar. Kaynaktan çıktığı zaman o su bir yerde birikir. İşte oraya da Hayme derler. Yani aslında Hayme Ana hem obayı bütün kötülüklerden koruyan bir çadır hem de obaya ab-ı hayat yaşam olan bir kişiydi. O yüzden devlet ana tabiri belki de Hayme Ana'dan gelir. Diyorum ki biz ataerkil değil anaerkiliz. Bunu bu yüzden söylüyorum. Çünkü dünya üzerinde devlet kuran tek kadındır. Başka yoktur, eşi benzerini de bulamazsınız. Ha derinlemesini araştırırsak birçok şey çıkar. Peki kimdi Hayme Ana? Bildiğimiz kadarıyla Anadolu'daki ahilik teşkilatının bayan tarafı olan Bağcıyan-ı Rum Teşkilatı'na bağlı bir ahiydi. Yani Bağcıyan-ı Rum Teşkilatı'ndandı. Neydi Bağcıyan-ı Rum Teşkilatı'ndakiler? Efendim savaş çıktığında kılıcını kuşanır, savaşta savaşır. Vatanını toprağını savaşır ama öbür tarafta aşını kaynatan, evine bakan yani
eşine sadık, aileyi çekip çeviren kişiydi. Bu öğreti üzerine geldi. Haymana geldi, gelini Halime Hatun. Ondan sonra Nülüfer Hatun var ki Tekfur kızıydı. Evet, Osmanlı'ya geldi. Sonra Müslüman oldu, Şet kuşandı. O da bir ahiydi aslına bakarsanız. Ve Nülüfer Hatun Bursa'da bir semte ismini verdi. Oraya vakıf yaptı ve daha sonra köprü inşa etti. Hala Nülüfer semti vardır Bursa'da ve Bursa'nın en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Şimdi devam ediyoruz bunların içerisinde. Evet, çadırlardan mermer saraylara kadar uzanan bir yolda aslında Vahide Sultanlık tabirini ilk kim kullandı? Biz bunu efendim işte Hafsa Sultan da diyebiliriz. Ancak 2. Murat'ın annesi ilk Vahide Sultanlık vasfını kullanıyor. Fakat devlet idare noktasında 2. Murat, yani Fatih Sultan Mehmet'in babası, biz Topkapı Sarayı'nı biliriz ya da İstanbul işte Edirne'deki sarayı biliriz ama 2. Murat'ın Bursa'daki sarayında artık harem oluşmaya başladığında evet padişahın annesi orayı idare etmeye başlıyor. Ya da işte annesi yaşamıyorsa eşi orayı idare etmeye başlıyor. Daha sonrasında Hafsa Sultan, biz bunu en güzel şekilde Hafsa Sultan'da görüyoruz. Çünkü hakikaten haremin dirliğini sağlıyor ve hareme seçtiği kalfalar ve haremdeki işleyiş, düzen, o onluk sistem üzerine cariyelerin yatmasından, eğitim hayatına, sabah kalkmalarına kadar her şey dirlik ve düzenlik içerisinde. Biz bunu Hafsa Sultan'dan başladı diyebiliriz. Daha sonrasında da diğer valide sultanlar döneminde devam etti. İşte Hafsa Sultan'dan sonra Hürrem Sultan geliyor ama Hafsa Sultan vefat etti. Dikten sonra ilk yani o arada bir valide sultanlık müessesesi olmuyor. Çünkü Hasekisi var Kanuni Sultan Süleyman'ın. O idare ediyor Hafsa'dan sonra. Ve Hürrem Sultan'ın gelini Nurbanlı Sultan. Oğlu tahtta iken valide sultan olarak haremi idare ediyor. Hatta 3. Murat onun oğlu. Yani 2. Selim'in eşi Nurbanlı Sultan. 3. Murat annesi vefat ettiğinde ki Nurbanlı Sultan bu arada... Tabi dizilerde nasıl anlatıldı hani ben buraya girmeyeyim ama her birinin infakıyla ben şunu söylerim, her yerde de söylemekten gurur da duyuyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani birileri bir şeyler söyleyebilir, birileri bir şeyler anabilir ama insanların ortada gözümüzün önünde eserleri var ise oturup bir düşünmemiz gerekiyor bazıları hakkında konuşurken. Yahut arşivlere girdiğiniz zaman entrika görüyor musunuz? Katil görüyor musunuz? Başka bir şey? Hayır, eser görüyoruz sadece. Böyle dedikodulara, yabancı seyyahların yazdıklarına bakmaksızın. Çünkü Nurbanlı Sultan İstanbul'un 3. büyük külliyesini inşa ettiriyor. Ve İstanbul'daki en büyük kütüphane o külliyedeki kütüphane. Ve annesi vefat ettiğinde 3. Murat annesinin cenazesini Fatih Camii'ne kadar omuzunda taşıyıp 40 gün boyunca devlet ricaliyle birlikte annesinin kabrinde Kur'an okuyor. Ve daha sonra bu diğer valide sultanlara da gelenek haline geliyor. Yani anneler öldüğünde oğullar 40 gün boyunca gider annesinin kabri başında Kur'an okur ve duaguylar tutulur. Duaguylar işte o vakıflardan para alan kişilerdir, maaşlı kişilerdir. Her gün yani 24 saat boyunca o kabirlerde Kur'an-ı Kerim okunur. Bir valide sultan, 2. Mahmud'un eşi Bezmalen valide sultan, benim de çok sevdiğim hatta. Yani aslında bunlar anne. Bir taraftan da baktığımız zaman şimdi Bezmalen Valide Sultan 2. Mahmud'un eşi ama Abdülmecid'in, Sultan Abdülmecid'in de annesi. Sultan Abdülmecid tahta bir padişah ama diyor ki ona işte sen diyor bugün dışarı çıktın üşütmeyesin dikkat et hani tarzına tavrına. Ya da Kösem Sultan, Sultan 4. Murat seferde oğluna diyor ki işte yemekten içmekten kesilirsin. Hani sofraya oturmazlık etme. Zaten mecalin de yok. Biraz rahatsız son dönemlerinde 4. Murat. Nereden bakarsanız bakın bunlar anne. Oğulları bir padişah da olsa o annelik hani içgüdüsü ve annelik şefkatleri hiç bitmiyor ve her zaman devam ediyor. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet'in annesi hiçbir zaman Valide Sultan olamadı. Hüma Hatun. Yine çok iftira atılan kadınlardan bir tanesi de odur. İşte başkasının kızıydı. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in annesinin Mara Hatun olduğu söylenir. Hayır, böyle bir şey yok. Burada bir örnek de verelim. Güzel bir örnektir bu. Fatih Sultan Mehmet Cihan İmparatoru. Öldüğünde papanın günlerce ayin yaptığı korkulu rüyalarıydı Fatih Sultan Mehmet. Derler ki onun annesi bir Hristiyandı. Hep Hristiyan olarak kaldı. Fatih Sultan Mehmet de Hristiyan öğretileri üzerine yetiştirdi. Efendim Topkapı Sarayı yapıldığında oraya sözüm ona bir işte hani odada güya bir Hristiyan kendi dinini şey yapıyormuş, devam ettiriyormuş.
Yahu 1449 yılında ölen bir Hüma Hatun'dan bahsediyoruz. Henüz İstanbul bile fethedilmemiş. Topkapı Sarayı yok ki ortada. Nerede yapacaklar bunu? Ama bu ülkede böyle kitaplar çıktı. Böyle şeyler söylendi. Ya da işte koskoca hani hocalardan bir tanesi çıkıyor diyor ki efendim ben işte bilmem nereye Sırp ziyaretimde, Sırbistan'a gittiğimde oradaki bir kilisede Fatih'in annesinin hediyesini gördüm. Kilise içerisindeydi. Evet Hristiyan olabilir. Hayır. İmparator eşleri birbirlerine hediyeler gönderir. Yani bugün de olur, hala olur değil mi? Kesinlikle öyle. Ama mesela 2. Murat'ın eşi Mara Hatun var. Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi. Ömrünün sonuna kadar ona hürmet etti Fatih Sultan Mehmet. Babası öldüğünde yani 2. Murat'ın eşi. Şimdi bu padişah eşleri, padişah anaları diyoruz ya. Padişah eşleri de değerli insanlardı. Yani evet Sırp kralının kızıydı. Osmanlı'ya gelin geldi. Bu aslında bir şeydi. Yani devletler arasındaki bir ne derler ona? Sanki bir hani vakti geldiğinde devletler arasında bir anlaşma olsun ya da işte iki devlet arasında sıkıntı olmasın diye siyasi bir evlilik gibi. Siyasi bir evlilik ki bu siyasi evliliğin daha sonra biz imzalarda görüyoruz ne olduğunu. Mara Hatun geldi. Hiç Müslüman olmadı. Hep Hristiyan dininde kaldı. Öldüğünde Fatih Sultan Mehmet tahta geçtiğinde izin istedi oğlundan. Ben de gitmek istiyorum ülkeme. Gitti. Yani o coğrafyada Sırp prensleriyle aralarındaki diyaloğu her zaman Mara Hatun sağladı düzgün bir şekilde. İsmini hatırlayamayacağım bir anlaşmada ikna etti karşı tarafı Osmanlı lehine. Bütün bakın 2. Murat'ın eşi diye o coğrafyadaki dünyada onunla herkes evlenmek istedi. Prensler, krallar hiçbirini istemedi. Bekar kaldı ve bir manastırda yaşadı. Ve bütün parasını Osmanlı'ya infak etti. Ve Fatih Sultan Mehmet'i arada bir ziyarete gelir. O ona anacığım der. Ve ömürlerinin sonuna kadar bu şekilde hayat sürdüler. Yani birilerini Hristiyan'dı, birilerini Yahudi'ydi, şöyle geldi. İşte şimdi yine burada örnek vereyim. Bezmi Alem Vale Sultan'dan bahsettik. Yahudi olduğu söylendi hep. Biz de Yahudi olduğunu düşünüyorduk. Neden? Çünkü ısmarlama kitaplar, efendim başkalarının yazdığı eserler. Bir bakıyorsunuz ki Bezmi Alem Vale Sultan'ın el yazısına avdıramadım diyor. Kalbimdekini tam olarak kağıda avdıramıyorum diyor. Hı hı. Avdıramamak, bugün Orta Asya'da kullanılan aktarmak kelimesi. Yahu bir Yahudi avdıramamayı kullanmaz. Orta Asya Türk'ü. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani birilerinin geçmişleri hakkında detaylı arşiv araştırması yapmaksızın böyle askıda iftira bari şeyler kullanmak ne yazık ki bu böyle oldu. Ama biraz daha padişah analarının geçmişlerine, ülkeye katkılarını eğer göz önüne alırsak, mesela Kösem Sultan hakkında çok şey söylenir de o öldüğünde İstanbul'da 10 bin kişi aç kaldı. O kadar infak sahibiydi. Hapishanelere dolaşır. Mesela kızlar işte hani kızları evlendirir, onlara çeyiz düzer vesaire gibi güzellikleri vardı padişahın. Ne kadar güzel bir yeri dolduruyorlarmış. Sadece padişah anası olmak, sarayda oturmak değil. Hiç durmuyorlar, sürekli bir şeyler yapıyorlar, sürekli infak ediyorlar, vakfiyelerde bulunuyorlar. Mesela ben şunu da merak ediyorum Nermin Hanım. Padişah anaları bu vakfiyeleri yaparken gelirler daha çok nereden? Şimdi kendilerini şöyle... bu çok güzel bir soru. Ben teşekkür ediyorum bunu. Şimdi Hürrem Sultan Haseki Külliyesi'ni kurdu değil mi? Hastane en önemlisi, mektep vesaire külliye içerisinde toplam 16 tane yapısı var Hürrem Sultan Külliyesi'nin. Şimdi Hürrem Sultan Külliyesi'ni kurduğunda evet oraya sürekli hani şimdiki vakıf sistemi nasıl? Bir yerlerden gelecek ki o vakıf dönecek değil mi? Evet. Sürekli bağış böyle bir şey yok Osmanlı'da. Kimse bağış yapmaz bu vakıflara. Hürrem Sultan eğer parası varsa ki bunlar Valide Sultanlık müessesesi dedik ya bu bir çalışmadır oradan para da alırlar. Hatta Valide Sultanlar padişahtan daha çok maaş alırlar. Ve onların paşmaklıkları vardır. Onlara verilen hediyeler mesela eşi ona bir yeri temlik ediyor. Padişah eşi diyor ki şu mahalle senin. Burayı ekiyorsun, biçiyorsun. Hemen Hürrem Sultan'dan örnek vereyim. Bunu genişletebiliriz çünkü. Hürrem Sultan Haseki Külliyesi'ni inşa ettirmeye başladığında onun Küçükçekmece taraflarında, Silivri taraflarında arazileri var. Arsaları. Şimdi bu arsalar ekilip biçilip çiftlik bunlar. Ekiliyor, biçiliyor ve yıllık gelirleri var. Bu yıllık gelirlerini hemen oraya bağlıyor. Ve işte parası bittiği zaman eşinden biraz infak istiyor vesaire hani inşaat sırasında inşaat bitiyor. Yani yapım külliye tamamlanıyor. Mimar Sinan'ın inşa ettiği bir külliyedir. Külliye tamamlandıktan sonra başına bir mütevelli ve orada çalışanlar bunlar kesinlikle para almayan kişiler değiller. Orası bir şirkettir. İşte ne yapıyor bir de Hürrem Sultan?
Bakın bu ticari zeka. Aslında bu matematikte ne kadar iyi olduklarını gösteriyor. Şimdi külliyeyi inşa etti değil mi? İçerisine bir han yaptırıyor. Han demek ne demek? İçerisinde dükkanlar olan bir ticari alan demek. O dükkanlar kiraya veriliyor. O dükkanların kirası her ay ya da her yıl belirli bir şekilde o vakfa bağışlanıyor. Yani vakıf kıyamete kadar kendini döndürüyor. Kösem Sultan'ın bütün vakıfları öyle. Bugün Büyük Vahide Han var İstanbul Mahmut Paşa'da, Çakmakçılar Yokuşu'nda. Büyük Vahide Han hala dükkanları var. İçerisinde yaklaşık 300-400 dükkan var. Bu dükkanların kiraları var. Bu arsaların gelirleri var. Onların işte hani yıllık ticari gelirleri var. Bunlar vakıflara bağlanmak suretiyle aslında şudur. Hani bir şey inşa edersiniz, bir taraf üretir. Bir taraftan da aylık gelir gelir, onlar vakfa bağışlanır, vakıfta çalışanlar paralarını alır. Mesela Hürrem Sultan'ın şöyle bir şeyi var burada, bakın vakfiyesinde ben Padişah Anaları kitabını yazdığımda diyor ki, bunu örnek veriyorum, biz bugün tıp doktorlarımız Hipokrat üzerine yemin ederler. Ama ben o yemini de okumuştum. Hürrem Sultan'ın Darüşşifası yani işte külliyesi içerisindeki Darüşşifa'nın vakfiyesini de okumuştum. Gözlerim yaşarmış. Keşke dedim bunun üzerine yemin etsek. Bakın ne diyor. Darüşşifa'ya gelince yani hastaneye gelince Müşar-ı İleyha vakıfa hazretleri şart etmiştir ki yani vakıfa Hürrem Sultan şart etmiş ki hastalardan her birine candan dost gibi re'efet ile nazar eder. Onları asık suratla karşılamaz doktorlar. Onlara az da olsa vahşet ve nefret uyandıracak sözler söylemez. Zira sözde bulunan sert bir kelime bazen hastaya en büyük dertten daha ağır gelir. Belki hastalara en latif ibarelerle söz söylerler. Onların ilaçlarını hastaneden temin edilsin. Onların her türlü ihtiyaçları giderilsin diye arka arkaya sıralıyor. Yani bakın. Diyor ki doktorlar abuz suratla çıkmasın hastanın karşısına. Evet, bu detaya kadar söyle. Buna kadar hani içinde çok şey var. Evet. Yani tabii tıp alanında her anlamda bir şeyler var ama yani hastalara güzel söz moraldir. Hastaları eğer asık suratla çıkarsanız aman ha onların moralleri bozulur diyor. Ya yani bu kadar, kadar ince detaylarını düşünüyorlar. Aslında o aldıkları eğitimin de hala çıktılarını görüyoruz bu davranışlarında. Evet. Peki Nermin Hanımcığım sohbetimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim, bugün de sohbetimizi tamamladık. Kapatmadan önce Muhtelif İşler köşemize geçiyoruz. Evet efendim, tekrar Muhterem Hanımcığımın yanına geldik. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapmıştık? İğnede bırakmıştık, evet. Dört katını almıştık. İki ucuna eşitleyip iğnemizi taktık. Ben biraz ilerledim birkaç tane. Şimdi iki iğneyi aynı anda taktık. Önlü arkalı. Öndekini dikişin ters yönünde aşağıda elimle tutuyorum. Diğerini onun üzerinden geçirip şöyle bir sıkıyorum. Biraz sıkmak lazım. Zamanla esneyebiliyor iplikler. Yine aynı şekilde öndeki ipi bırakıyorum. Arkadan gelen ipi alıyorum. İpi biraz çekiştiriyorum. Öndeki ipi neden? Diğer iğne ipin içine girmesin ve dikiş temiz ve düzgün dursun diye. Her seferinde biraz sıkıyorum. Bu tam makine dikişi denir. Biz şu an makine dikişini elle yapıyoruz. Evet, makine dikişini aynı bir iğnesi bir mekik şeklinde biz ikisini birlikte elde yapıyoruz. Şu şekilde devam edip bitireceğiz. Ondan sonra cüzdanımız kenar bakımıyla hazır olacak. Tamam. Bunu böyle bırakacağım. Şöyle bakın bittiğinde şu şekilde ister geniş ister dar şekilde şu şekilde cüzdanımız kartımız hazır olacak. Hemen kenar bakımını göstermek istiyorum. Kenar bakımı çok önemli. Evdeki şimşir kaşıklarımızla da yapabiliriz. Yağlı bir ağaç olduğu için kenarların bakımı da çok önemli. Bakın şöyle. Bunu böyle sürttüğümüzde sürekli belli bir oranda yumuşuyor. Sonra yine vazelin olur,
zeytinyağı olur, ayçiçek yağı olur. Kenara şu şekilde sürüyorum. Ve tekrar aslında biraz beklemek lazım. 2-3 dakika kadar. Biraz emecek onu. Bir emdikten sonra, yani iyice nüfuz ettikten sonra perdahlarsak, bunun adı perdahlamak. Perdah atmak, yani şimşirle kremi şu şekilde sürdükten birkaç dakika sonra perdahlayacağız. Birkaç dakika beklersek ve sonra perdahlarsak, ya da perdah yerine bir kumaş, koton kumaş da olabilir. Yani şu patchwork kumaşları, vari kumaşlar %100 koton. Onlarla da kremden sonra onunla da bu işlemi yaptığımızda bakın parlıyor. Evet. Elinize dokunduğunuzda zaten o pürüzsüzlüğü hissedeceksiniz. O kenar bakımı dediğim gibi deride çok önemli. Hı hı. Elimde krem kaldı hemen şuraya da. Tamamladıktan sonra deri kenarlarına bunu yapıyoruz. Yumuşatıp pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Bakımını yapıyoruz, ondan sonra kullanmaya başlıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Muhterem Hanımcığım. Ben ellerinize sağlık. Ediyorum. Son kez şöyle bir görelim açık halini, kapalı halini. Şöyle açık oldu. Kartlarımızı koyacağımız yerlerimiz. Evet. Nakit koyacak yerimiz, sonra süper. Katlıyoruz. Küçücük, çantaya her yere sığıyor. Beyefendiler evet. Ceplerinde de rahatça kullanıyor. Aynen, elinize hanımlar sağlık. Çantalarında. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bugünkü yayınımızı da böylece tamamladık. Yarın sizler için hangi konuları konuşacağımızı hemen takdim edeyim. Değersizlik duygusunu konuşacağız efendim. Nedir bize ara ara böyle değersiz hissettiren, tüm detaylarına ineceğiz. Ve yine ikinci bölümümüzde ev bitkileri ve bakım yöntemlerini konuşacağız. Yarın aynı saatte biz bu ekrandayız. Sizleri de bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.